ışığın ne olacaktı arkadaşlar? Kırılacaktı. Ve ışığın kırıldığı için doğrultusu değişecekti. Bir de neyi değişecekti? Hızı değişecekti arkadaşlar. Buraya bakalım. Bizim normal dediğimiz bir değerimiz vardı arkadaşlar. Şimdi kırılan ışık normale uzaklaşıyor mu yoksa yakınlaşıyor mu, bu bizim için çok önemliydi. Buraya baktığımızda arkadaşlar ne yapmış? Normale yaklaşmıştır. Eğer ben normale yaklaşırsam hızım ne olacaktır? Hızı azalacaktır arkadaşlar. Hızı azalacak. Şimdi bakın, ışık buradan geliyor, bu ortama gelirken normale yaklaştığı için hızı azalacaktır arkadaşlar. Benim hızım ile yoğunluğum nasıl bir orantısı vardı? Ters bir orantısı vardı arkadaşlar. Şöyle diyelim en baştan. Benim eğer ortamım çok yoğun bir ortamsa arkadaşlar hızım azalır. Ama benim yoğunluğum az yoğun bir ortamsa hızım artar. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Çok yoğun olan bir ortamdan az yoğun ortama geçtiğimde benim hızım artacaktır arkadaşlar. Az yoğun olan bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçtiğimde hızım ne yapacaktır? Azalacaktır. Benim hızım azaldığına göre arkadaşlar buradaki ortamın yoğunluğu nedir? Fazla değil midir? Evet. O zaman diyorum ki L ortamı çok yoğun bir ortamdır. Çünkü hızı azalmış. Hızın neden azalmış? Çünkü gelen ışın, yani kırılan ışın arkadaşlar normale yaklaşmış. O zaman buraya da ben ne diyorum? Az yoğun diyorum arkadaşlar. Yoğunlukları da karşılaştırırsam L büyüktür K demiş olacağım. Peki bana hızını sorarsa arkadaşlar, çok yoğun olan bir ortamda hızım azalacak, az yoğun olan bir ortamda hızım ne olacak? Artacak. O zaman diyorum ki K'nın hızı L'den nedir? Fazladır. Yani K'daki ışının sürati arkadaşlar L'dekinden fazla olmuş olacaktır. Şunu diyeceğim, yoğunluk ile hız ters orantılıdır. Bakın, az yoğun olan bir ortamdan çok yoğun olan bir ortama gittiğimde arkadaşlar ışık, kırılan ışık normale yaklaşır. Çünkü hızı azalıyor arkadaşlar. Tam tersi de olabilirdi. Bakın, bu taraftan gelseydi çok yoğun olan bir ortamdan az yoğun olan bir ortama gittiğimde arkadaşlar benim ışığım normalden uzaklaşacaktı. Normalden uzaklaşmak demek hızının artması demektir. Anlaştık mı? Burası böyle. Gelelim mercek sorusuna arkadaşlar. Merceğe gelen ışık hangi yolu izler demiş. İlk önce bana sorudaki verilen mercek nedir türünü bir kararlaştıralım. Nedir bu? Kalın kenarlı mercek arkadaşlar. Şimdi kalın kenarlı mercek neydi? Paralel gelen ışığı etrafa dağıtırdı. Bunu biliyorum. Şimdi bakın, paralel gelen bir ışığım var arkadaşlar. Odak noktasından geçecek şekilde benim ışıkları ne yapacaktır? Dağıtacaktır. Bakın, ışık kırılacağı için ben şu üç yönünü alamam. Zaten bir yönde ışık gidemez arkadaşlar. Bakın, dördün odak noktasına baktığımda şurada bir yerlerde oluyor. Ben dört alabilir miyim? Hayır, alamam arkadaşlar. Ama ikinin uzantısı arkadaşlar odak noktasından geçtiği için merceğe gelen ışık 2'yi seçerek arkadaşlar, yani 2 yolunda kırılarak ilerler. Diyorum ki 2 yönünde ilerler demiş oluyorum. Gelelim diğer soruya. Şimdi bu mercekte nedir? İnce kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek ne yapardı? Paralel gelen ışığı F odak noktasında toplardı arkadaşlar. Buraya baktığımda benim giden ışığım arkadaşlar F odak noktasından mı geçiyor? Evet. Bakın tam tersi bu sefer. F odak noktasından geçen ışığım arkadaşlar paralel, asal eksene paralel ilerlemez miydi? Evet. Zaten ben şuradaki şu 1, şu 2 olacak sanırım. Evet. Ben zaten bir alamam. Bu şekilde gidemezdi. Işık kırılarak ilerleyecekti. Yukarıya doğru gidemez. Şöyle bir şey göstermedi. Ya 4 ya 3 şeklinde gidecekti arkadaşlar. İnce kenarlı mercek olduğu için F odak merkez noktasından geliyorsa arkadaşlar asal eksene paralel
şekilde hareket edecekti. Yani ışın arkadaşlar 3 yolunu izleyecek.